mesela bırakmayı belirlediğin bir tarih var mı kafanda abi? Abi ben bunun için bir cevap barındırıyorum. Oy! Ananı avradın ya! Oğlum insanlar Eyşan dizisini izledi. Bir sürü dramatik şeyler izlediler. Ben onu 7 aylık bir oyun arkadaşım tarafından yaşadım. Benim huzuruma beni görmeye buraya geldi canım. Benim huzuruma. Evet. Sonra öğrendim bir aşiret lideri gibi bir şey olmaya çalışan çılgın bir adammış. Çünkü ben bugüne kadar platform değiştirmedim. Evet. Bilmiyorum ne yaşayacağımı. Abi o ata vurmaya başladı ya. O çaresizliğim. O böyle ihanet. Twitch mi YouTube mu? Ne yapıyorsun Cantucuğum? İyi abi, sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Vallahi işte bir toplantım var, beni oraya bırakmanı rica edeceğim sana. Onu bir halledeyim, sonra yine ararım seni. Fireflux kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün harika bir videonun başlangıcında değerli dostum Tuğkan Gönültaş'la beraberiz. Arabada muhabbet edeceğiz. Uzun, güzel, chill bir video olacak. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Çok güzelim. Sen nasılsın? İyi vallahi. Ne olsun? Ne yapacağız bugün şimdi arabada? Bugün abi sana çok güzel sorular soracağım. Oh. Neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? İşte serverlar açılacak mı GTA'da? Konfeksiyon markan nasıl gidiyor? Bir taraftan tatlı bir yolculuk yapacağız. Bayağı soru cevap özetimiz var yani. Araba sohbeti. Evet. Yani süper. Sizin merak ettiğiniz her şeyi yanıtlayacağız. Onun dışında biz 1,5 aydır görüşemiyorduk. Birikmiş muhabbetimiz var. Güzel, derin muhabbet. Oh. Bir like'ınızı alırız şimdiden arkadaşlar. Bir like'ınızı alırız. Serinin ikinci videosunda kimi görmek isterseniz onu yorumlara yazabilirsiniz. Daha birini tüketmedin, ikincisini soruyorsun abi ya. Abi YouTuber'lık böyle bir şey. Daha dur bir birini tüket ya. Nasıl gidiyor hayat abi? Vallahi baba hayat iyi gidiyor. Bir spor serüvenim vardı. Ondan sonra onu biraz yaptım. Şimdi işlere odaklandığım dönemdeyim. O yüzden uyku düzeni o bu karıştı. Kaç saat uyuyorsun mesela? Abi bu kaç saat uyuyorum. Yani ben sana bir söyleyeyim, bu aralar 5 saati buluyor. 5 saat uyuyorum. 5 saat falan uyuyorum. Mecbur sabah 7'de yattım, bir düzene döndüm. Mecburi. Hem Eightborn hem Rigrat hem tekstilin bir yanlarından bak, hem yayın yap. Sen şimdi 1.2 yıldır oyun yapıyorsun aslında değil mi? Bir yılı geçti ama bu saf böyle bir yıldır aktif çalışma mı değil tabii yani. Ara ara biliyorsun kopukluklar oluyor, bir ay, 1,5 ay. Hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorsun değil mi orada? Yani tam kafana yatacak şu bir oyunda şunlar da olsaydı dediğin, her şeye eklediğin bir oyun yapıyorsun ekiple beraber. Evet, gönüllü bir ekip ama hani hayalimi gerçekleştiriyorum, hayalimizi gerçekleştirmeyi deniyoruz ama bu hayal denince beklentiyi çok arttırıyor. Elimizdekilerle ne yapabiliyoruz? Bir yayıncının ve onun gönüllü ekibiyle neler yapılabiliyor ve sevdiğimiz oyunların hangi huylarını değerlendirebiliyoruz potansiyelimiz kadar, onu deniyoruz. Neler yapılmaz ki abi? Biz mesela mobil oyun şirketi kurduk izleyicilerle. Kod bilen var mı, tasarım bilen var mı dedik. Büyüdü. Yani çok güzel şeyler çıkacaktır oradan eminim. Bayağı ama incine cıncına giriyorsun değil mi? Bütün abi benim öyle bir hastalığım var. Hastalık yani. O ya. Hastalık zararlı o. Bir şey aslında. Çok zararlı. Belki de işi yavaşlatan bile bir şey. Oturuyorum sabah 7'ye kadar. Kodlara kadar giriyorum ben. Yani bayağı Visual Studio'm var. Giriyorum kodlara. Yazılım yok. Öğrendim diyorsun. Ya yazılım ama eskiden SAMP serverları, Ultima serverları, bunları yaparken de ben dayanamıyordum. Çünkü çok detaycılığı seviyorum. Şimdi developer adama detay çok kastıramıyorsun. Yani babacığım şuradaki kelime hatasını düzelt, abicim şuradaki renk uyumu olmamış gibi şeylerde adam sana küfrediyor. Tabii çalışıyorum, çalışıyor birader diyor. Çalışıyor mu çalışıyor. İşte ben de orada mecbur dayanamıyorum ve diyorum ki bana onun bağlantısını ver ki ben çözeyim. Oturayım, oğlum bu ne lan? Yavaş oğlum. Ben de onları çözmek istediğim için dahil oluyorum ama bu yapmak zorunda olduğum için değil, keyif aldığım için yapıyorum. Öyle bir hastalığım var. Benden iyi developer olurmuş da işte anlamıyoruz baba. Okuyamadık. Ah okuyamadık, yayıncı olduk arkadaşlar. Yayıncı olduk, okuyamadık o alanda. Ama her şeyde bir parmağım var evet. Seviyorum onu. Peki konfeksiyon nasıl gidiyor? Yani eskiden yaptın bu işi, battın mı orada mesela? Hayır, batmadım ama çıkmadım da. Şöyle bir durum, eskiden yaptığım konfeksiyon işleri, yani aslında Türkiye'deki ticaret anlayışı ve Türkiye'deki üretim maliyetleriyle şu anki çok farklıymış. Onu fark ettim. Maliyetler çok fazla, her firmada farklı mevzular ve kaliteler dönüyor. Birazcık eleştirim var bu konuda. Hani yapayım çıkayım mantığında herkes. Sanatımı icra edeyim, kaliteyi kovalayayım, çok iyi mal yapayım derdinde değil. Tabii bunun biraz adetlerin düşüklüğü direkt de ilgisi var. Evet yani eskiden böyle fantezi ürünlere girebiliyorduk. Ustalarımız, işte üreticilerimiz bununla ilgili uğraşıyordu. Şimdi böyle hani ya bana uğraştırma beni. Abi hadi yapayım çıkayım modundalar. Orada birazcık iyisini yakalamak için zorlanıyorum ama oturacak. Peki abi şimdi sen bir ara Twitch'in ayarlarıyla oynadın böyle. Bir ara mı? Bir ara dediğim GTA server'ı anlamında, roleplay anlamında. Yani onu açtın.
Onu yapan herkes 5-10 bin izlendi. Yeni influencerlar çıktı. Çok güzel bir bitki örtüsü ve kültür oluştu aslında orada. Yani evet, hikayeyi takip ediyorlardı. Sen kapatıyordun. Atıyorum işte Nemesis'e geçiyordu hikaye oradan. Oradan devam ediyordu. O ne zaman başlayacak yeniden? Başlayacak mı? Sen bir noktada Eightborn'u soruyorsun. Evet. Eightborn'un serverını soruyorsun yani. Şimdi benim diğer markada Eightborn olduğu için karışıyor. Evet. Valla abi o aşk biliyorsun. Yani RP işi başka bir dünya. Bu da benim hani Twitch için veya FiveM'in çıkmasıyla oluşmuş bir şey değil. Ben 99 yılından demeyeyim de. Ultima'dan beri. Tabii 2002'den beri Roleplay ile uğraşıyorum zaten. E bunun da bir sürü sunucusuna sahip olduğum için önceden yine ne yaptım? Eski usul yaptığım şu anki aktif işe de bunu entegre ettim. Ama ben işin hikayesiyle ilgilendiğim için, yani o dramatiklik işte ne bileyim Saruhan karakterini hatırlıyorsun. Evet. Daha dramatik bir adam yani. Böyle altsdım kestim gibi gözükse de. Senin öyle bir yanında var ama değil mi? Aslında insanın iç benliğindeki yansımalar da çıkıyor. Oğlum o Saruhan'ı roleplay sanıyorsunuz da o aslında benim. Vallahi diyorum böyle kendimden parçalar, insanların sevdiği şeylerin parçaları. Her noktadan bir karesi var o karakterin. E bunu oynamak da demek ki bana keyif verdiği gibi insanlara da keyif verdi. O bitki örtüsü konusu evet. Ama roleplay kültürünün ve hype'ının patlamasıyla ve bizim hikayeyi bence gönülle ve severek yürütmemizden evet, dolayı insanları sardı. Bir de tabii pandemi gerçeği de var. Pandemi 3X de oldu. 3X oldu, her şey oldu. Her şey 3X oldu. E abi adam evinde açıyor bir yerde bir dizi izler gibi ya. Yani hani onu iyi yapmak, kötü yapmak evet etkili ama dizi izler gibi tutunacak bir dal oldu. E doğal olarak da dengelerle oynandı yani. Ben bunu izleyiciler de bilecektir. Yayına bastığım an İlk 3 dakika içerisinde 50 bin 60 bine çıkıyordur. Abi. Evet yani çok garip. Düşünebiliyor musun? Kutlar Vadisi'nin ilk halini izler gibi. İnanılmazdı aslında. Yani. Ha bak bundan şey olmuyordum. Oh 60 bin deniyor. Öyle bir derdim hiçbir zaman olmadı zaten ama haz veriyordu. Yani demek ki insanlar bunu seviyor. Tutkuyla bağlılar oluyordu. Peki niye kapattın? Tadında bırakmak için mi? Abi bu skandallar oldu. Bir şeyler oldu. Yok lan ikinci sezona girdik. İkinci sezonuna girdikten sonra zaten bir ay sunucu açık kaldı. Sonra bu mevzular oldu Twitch'teki. E onlar olunca asabımız bozuldu, dengeler bozuldu, bir şeyler oldu. Bir bakıma aldık, bir hata vardı sunucuda. Heves kaçtı. Hmm. Bir şey oldu yani o dönem. Yapamadık, yapmak istemedik. Onlarla uğraştık, onlara keyfimiz, tadımız kaçtı. Sonra ha açacağız, ha açacağız derken de biz bir karar aldık bir yerde. Dedik ki bu mod çok eskidi, bunun yenisini yapalım. Daha detaylı, teknolojik olarak güncelleyeceğiz. Aynen. Belki kendiniz yazacaksınız. Zaten öyle yaptık, sıfırdan yazalım dedik ve yazmaya başladık. Bir buçuk sene oldu. Hani bir buçuk senedir onu bekliyoruz. Ama şu anı soracak olursan ben de işte sabahlara kadar ekiple birlikte çalışıyorum. İyi durumdayız yani. İyi, güzel abi. Peki bir soru daha. Twitch yoruyor mu? Twitch yoruyor mu? Bu Twitch derin mi? Ve samimi bir yayıncılık soru. Mı? Yayıncılık diyeyim. Abi bu günün sonunda bizim mesleğimiz oldu artık değil mi? Hı hı. Doğruya doğru. Buradan paramızı kazanıyoruz, bunu yapmayı seviyoruz, oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz, bir sürü içerikler üretmeye çalışıyoruz herkesin kendi stiline göre. Yani bana bu soruyu sorduklarında şöyle cevap veriyorum. Abicim her iş kendi alanında yorucu ya. Evet. Şimdi ne oluyor? İş taş mı taşıyorsun? Yani, iş. Mesela taş mı taşıyorsun mantığı var ya. Abi taş taşıyan adam taşı taşıdığı için yoruluyor. Burada belki de bin tane eleştiriyle sürekli mücadele ettiğin için yoruluyorsun. Bunların değer mekanizmasını ne olur kimse dengeye oturtmaya çalışmasın. Evet. Yani öğretmenlerimiz okula gidiyor oradaki 20 tane çocuğun sabahtan akşama kadar ki eğitim sürecinden ve onların rabarba evet, çocukluk davranışlarından dolayı belki çok yoruluyor. Eve geldiği zaman bittim bugün diyor gibi gibi. Yani özetle evet yani yaptığımız iş yoruyor çünkü sadece iş sen de biliyorsun yayını starta bas ve stopa bas değil. Abi, tonla mevzusu var arkadaş. İşte bak Eightborn sabaha kadar igratsa bunlar kendi tercihlerimiz. Ama günün sonunda yayıncılık beni hiçbir zaman yormaz. Şu beni çok yormaya başlıyor. Yaptığın işin tekrarı ve bir noktadan sonra da kitlenin ve izleyicinin de değişmesi yoruyor. Mesela çok bozdun herkese söylüyorlar. Bu nasıl oluşuyor? Ben seni tanıyorum kaç yıldır mesela gram değişmedin. Birçok arkadaşım da öyle bu arada. Yani yayında nasılsa. Değişenler var ama. Ya değişenler oluyor. Var, evet. Değişenler oluyor. Benim arkadaşlarımdan bahsediyorum ben. Çoğu aynı. Ama onlar da aynı eleştiri alıyor mesela. Yani bunu şimdi çok bir geniş kapsamlı konuşmayacağım ama. Bana da mesela eski günler muhabbeti yapıyorlar. Abi bak genelde konuşu Türkiye'de ya da belki dünyanın her yerinde. Bir konuda iyileştiğim ve artık bu konudan yani bu işten para kazanmaya başladığında otomatik olarak değiştiğine inanan ve çok fazla değişen de insan olduğu için evet, bu algıda yorum yapan insanlar oluyor. Seni sevmeyen de fırsatını buluyor bu algıda yorum yapıyor. Şimdi gerçekçi kısma geleceğim. Değişiyoruz.
Yani baktığın zaman değişiyoruz. Ne açıdan? Bozmak anlamında değil, ha, şu an konuştuğum. Dedim bozmak anlamında değişmemek. Yoksa her gün bir şey öğreniyorsun abi, zaten. Abi büyüyoruz bak. Sen kaç yıldır yayın yaptın? 15 oldu abi benim. Ben bile bak yeniyim sektörde. 7 sene oldu. Yani 7 sene eski bir zaman dilim artık. Tabii. Yani düşünebiliyor uzun musun? Uzun bir zaman. 7 sene içerisinde biz de büyüyoruz abi. Ben başladığımda A yaşındaydım. Şimdi B yaşındayım. Tamir seviyelerim, özel hayatlarımız. Tamir azalıyor değil mi mesela? Abi azalmaz mı? Hangi konuda tamirimiz azalmıyor ki, bir şeyi sürekli yaşadığımızda ve mağdur olduğumuzda veya işte keyif aldığımız. Yani en çok keyif aldığın şeyden bile bir noktada sıkıldığın oluyor. Düşünebiliyor musun? Yani sen hep CS'yi her oynadığında harika mı hissediyorsun kendini? Yok evet, yani mümkün değil. Mümkün değil ki öyle bir şey. Günlük modun değişiyor, enerjin aynen değişiyor. Yani açıyorsun, karşına bir tane hileci geliyor mesela. Bitti. 45 bitti dakikalık cehenneme gidiyorsun orada. Eziyet çekiyorsun artık o saatten sonra. Bir yazılıma karşı savaşıyorsun. Atıyorum, çekin de bombayı işte, atalım gördüğümüz gibi ya. Attım ben hemen ya. Hepimizi bulacağız. Chat'teki adam geliyor diyor ki sen kötü oynuyorsun diyor. Adama hile deme, ağlama diyor. Ama adamın faresi ışınlanıyor böyle tık 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 diggle'la mesela. Mental bir doğru challenge var aslında orada, yıpratıcı. Ya evet, yani aslında burada konu tamamen bu. Yani bir de bizi izleyen insanların arka planı görememesi ve nelerin yaşandığını bilmemesi, ki ben biliyorsun özel hayatını ve genel olarak bütün arka planı içinde tutan bir adamım. Yani ekip içinde yaşananlar, dışarıda yaşadıklarımız, özel hayatımızda yaşadığımız şeyler falan. Birazcık tabii bunlardan dolayı birbirine bağlantılı yorgunluklar oluyor. Yani yayıncılıktan yoruluyor musun? Yayıncılıktan spesifik olarak değil ama o belirli dönemlerde yorulduğum zamanlar oluyor. Daha çok sinirli oluyorum mesela yayında. Birinin bana A tepkisine tamam oğlum hallederiz demek var. Bir de la oğlum yeter bilmem ne olduğum var. Birikmişlikle 150 kere gelince aynı soru. Evet. İşte zaten o ikinci tepkide o adamlar hemen sana yüklenmeye başlıyor. Bak bu adam böyle yapmazdı abi, o gün öyle yaptı. Tam o noktada işte değişti bu ne adam modu oluşuyor aslında ama orada bozulma yok. Tamirin azalması, ya bence biz de bir insanız ve herkes bir insan ya. Yani hani bunu belki de göremiyor olabilir bazen insanlar. Ama şu açıdan bazı eleştirilere kapalı oluyorum. Ben hala başladığım izolikte yine aynı takılıyorum. Yani bunun aksini bence kimse iddia etmez birazcık evet, samimi ise. Evet büyüdük, ettik, genişledik, sağ olsunlar destek oldular. Hepimiz için bu geçerli. Şu an bulunduğumuz konumun sebepleri onlar. Ama bir noktada onların eleştirilerine de eyvallahımız bu yüzden var zaten. Öyle. Yani hakaret içerikli konulardan bahsetmiyorum. elimizden geldiği kadar, ben kendi adım elimden geldiği kadar sabit olmaya, iç dünyamı dışarıya çok aktarmamaya gayret gösteriyorum. Elimden geldiğince yani. Şimdi bu milyonlarca kişi tanıyınca seni olan... Senin hikayelerini merak ediyorum aslında orada. Ben de çok yaşadım. Ben anlatayım sana bir tane geçen gün mesela. Gece 5 kokoreççiye gidelim dedi Esat. Tamam. Çok acıkmıştık abi. Gittik Çengelköy'e. Güzel de bir kokoreççi. Bir tane kardeş geldi, arkadaş. Ama böyle enteresan bir tip. Aa abi selam falan. Muhabbet ettik. İşte fotoğraf çektirelim mi? Çektirdik tabii ki. Çekti. Herkes de çektiririz yani. Yani normal. Beni takip eder misin dedi Instagram'dan. Şimdi bana mantıksız geldi ama ettim. Ne olacak ki? Bir tuşa basıyorum yani. Kıramıyorsun. Hiçbir şey değişmiyor. Ne olacak evet. Story at dedi. Beni paylaş dedi. Ondan sonra. Ya dedim gece şimdi hani şu tanımıyorum da şimdi. Belki garip bir insan, anladın mı? Hani paylaşamayabilirim. Paylaşmadım. Takip ettim falan. Eve gittim ondan sonra. Çekindiğimiz fotoğrafı paylaşmış arkadaş. Benim huzuruma beni görmeye buraya geldi canım. Benim yazmış huzuruma. Evet. Sonra öğrendim bir aşiret lideri gibi bir şey olmaya çalışan çılgın bir adammış. Ya dedim biz seninle ne konuştuk, sen ne yaptın? Hani güzel muhabbet etmiştik, niye böyle bir şey paylaştın? Tamam sileyim yaptı böyle. Trip attı değil mi hemen? Evet. Şimdi yarın sana biri gelip beni tekrar paylaş ya da beni takip et dediği zaman bu tarz olayların birikimiyle işte bu daha tecrübeli ve daha aslında korumacı bir şekilde, evet, şekilde tepki vermeye başlıyorsun. Mesela bu da insanları rahatsız ediyor. Anlamıyor çünkü arka planda neden öyle yaptığını. Ben de çok basit bir anımı anlatayım hemen. Bir yerdeyim, biriyle tanışıyorum. Çok üstünden detay girmeden anlatacağım. Samimi oluyoruz. İzleyicimiz. Konuşuyoruz, ediyoruz. Aynı şey. Beni takip eder misin dedi. O kadar 2-3 günlük muhabbetin üzerine bir bölgeden bahsediyorum. Tamam kardeşim ederim tabii. Canın sağ olsun dedim. Ettim. Mesajlar falan arada bir cevap veriyoruz ya da veremiyoruz. Abi adam benim o 2-3 gün konuştuğumuz, işte sohbet ettiğimiz konuları sağda solda yazmaya başladı ve kanıt olarak da dedi ki hatta bakın Instagram'dan beni takip ediyor. Nereden nereye gelmiş? Şimdi ben ona yazdım. Takipten de çıktım. Selam olsun denk gelirse. Şimdi hakaret de etmeyeceğim tabii ama günün sonunda
İşte bunlarla ufak ufak şey olmaya başlıyorsun, aşınmaya başlıyorsun. Hı hı. Aşınmaya başlıyorsun, aşınmaya başlıyorsun ve belki de bunu yapmayacak iyi insanları veya o samimiyeti karşılığını verebilecek insanların hakkına girmiş oluyorsun. Ama sebebi biz miyiz yoksa bunu yapanlar mı? Orası tartışmaya açık. Evet. Yani uzun lafın kısası durumlar, değişiklikler ve yoruculukları da dahil ettiğin zaman gene hayatla ilgili. Evet, yorulduğumuz, sıkıldığımız anlar oluyor yani. Olmak zorunda oğlum. Olmazsa problem bence zaten. Peki nereden nereye diyor musun şöyle? Vay her be, zaman. Yıllar yani. Çünkü artık 10 milyonların sevdiği bir estağfurullah. Adam oldun. Estağfurullah, yok böyle bu hakikaten şu anda. Ve hak ettin de bence bunu yani. Ne hissediyorsun güncelde? Abi güncelde bir kere çok şükrediyorum. Yani onu bir kere aman. Ya bu ya. Hızla tanımıyor oğlum. Bunun ya. Sistemini yanlış yapmışlar ya. Evet. Hayret bir şey. Araba hızlı ya, o yüzden. Frenler güzel çalışıyormuş. Denemiş oldum. Freni de test etti. Vallahi doğruya doğru her gün şükrediyorum. Hepimiz bence bunun için yaptığımız her iş ya. Hiç iş alanı hepsinde aynı benim gözümde. Yani ben şu an endüstriyel tasarım yapıp asıl mezun olduğum mesleği yapıp çok iyi bir yere gelebilseydim yine aynı şeyi hissedecektim yani. Ama burada bir fark var. Ne olursa olsun bu konuma getiren, bu böyle izleyici yağcılığı diye yanlış anlaşılmasın ama bunun gerçekten bilincinde olmak çok önemli çok bence. Çok önemli. Çok önemli abi. Yani şükran ve minnet olmak zorunda olmak orada. Olmak zorunda abi. Olmazsa olmaz. Yani bunu ama böyle yağcılıktan, samimiyetsizlikten değil. Gerçekten bunu hep hatırlamak lazım. Ben yayınlarımda bazen X bir izleyiciye kızıyorum. Sonra dert oluyor mesela içimde. Uyurken düşünüyorsun değil mi? Ben böyle bir insan değildim. Ya bunu demesem iyi olurdu. Bir de şeyi bilemiyorsun. O adamın ne niyetle, ne tarzla, nasıl bir tonla sana bir şey yazıp yazmadığını bilemiyorsun ki. Yani belki de herif harbiden ya hadi bir sıktı be geç şunu. Bir şey ben sana ya oğlum sıktı lan biraz şunu mu yapsak falan desem. Ha öyle mi yapalım dersin? Ama biz onu bazen nasıl algılıyoruz? Ya yeter lan. Tabii bizde öyle sound etmiyor ki o. Evet yani yüzlerce yorum bir de oğlum. Sen bazen 4-5 tane arkadaşın aynı anda konuşuyorsun. Of bir durun lan diyorsun. Orada öyle bir şansın yok işte. Bunlar dert oluyor. O yüzden başlangıçtan sonucuna kadar tahammül seviyemle... Dur lan konu niye tahammüle döndü ya? Var mı içimizde tahammül sıkıntısı? Abi tahammül, bir dertleşesimiz varmış oğlum. Arkadaşlar hadi bir ETS yapalım da bir dertleşelim sonra bakalım. Şu an çips gibi hissediyorum kendimi. Çips gibi. Selamlar olsun abi. Selam olsun abi. Acaba diyorum 10 sene sonra tekrar bir yayın açıp mesela bıraktım diyelim. Anı yayıncılığıyla başlasam. Mesela bırakmayı belirlediğin bir tarih var mı kafanda abi? Abi ben bunun için bir cevap barındırıyorum. Bir saniye arkadaşlar, kameramız ısındı. O mu ısındı? Aynen. Bu ısındı. Mikrofonlar buna bağlı olduğu için durdurdum size. Durayım mı? Esat'ı takip et brocum. Kahve alacağız. Girdi mi kayda? Sana ben niye? Bu video benim değil ya. Harada kahve almış olduk. Evet, bir mola lazım. Sana bir de makineyi göstereyim. Göster bakalım. Formentor. Programımızın da sponsoru arkadaşlar aynı zamanda. Selamlar olsun. Selamlar olsun Kupra ailesine. Cantu Kabak olayım. Böyle... Cantu Kabak. Bu arada bu öndeki logosuyla aynı renk mi bu? Aynı renk abi. Ön plana direkt çıkartıyor. Evet. Ondan sonra şurada güzel detay. Kapı anahtar taşımana gerek yok. Böyle dokunduğunda açılıyor otomatik. Kilitliyor, ya da kapanıyor. Kilidi açıyor. O güzel bir şey bence. Bir şey sorabilir miyim araya? Tabii. Cupra'nın e-spora dahil olması çok enteresan bir vizyon mu? Vallahi çok enteresan bir vizyon benim için de sana da soruyorum. Türkiye'de ilk defa e-spora biz bir otomotiv markası sokmuş olduk. Cupra ile girdik. Çok memnunuz abi. Yani bizim ruhlar çok uyuşuyor orada. İşte spor, rekabetçilik gibi unsurlar. Onların da mottoları. Ya havalimanına milli takım alıyoruz mesela. Çocuklar uçağa yetişecek oluyor. Hakikaten basıp gidiyoruz, yakalıyoruz. Görünüşü nasıl buldun? Abi görünüş bir kere şöyle. Ben arabanın özelliklerini öğrendiğim zaman şaşırdım. Çünkü aşırı performanslı. Anladığım kadarıyla. Çok güçlü evet, motora sahip mesela. Çok güçlü. Mesela far tasarımları ya. Direkt o agresifliği veriyor. Değil mi? Ya böyle baktığın zaman... Tabii canım, sert duruyor. Yani, sert bir duruşu var. Hani yarışta yenerim modu biraz. Aynen öyle. Ya o açıdan ben çok beğendim. Ya jantları olsun, ön duruşu olsun. Keyifli bir araba yani. Hani. Ama ben bunu sürerim. Bence bak ne yapalım biliyor musun? Bu arabayı şimdi biraz inceledikten sonra ben kullanayım. Sen bana soru sor rahat rahat. Tamam zaten güzel küçük sorularımız var oyunlarımız. Oyun mu? Eğlenceli yerine geldiniz şu anda arkadaşlar. Hadi ya. Başta dert tasa stres konuştuk oğlum. Adamla görüşmüyorduk. İnsanın dertleşisi geliyor oğlum. Vallahi bir soru sorduğu zaman anlatmak istediğimiz şeyleri anlatamıyoruz ama yine aynı kişiler dinliyor. Evet. Nasıl olacak bilmiyorum bunu. Vallahi araba 10 numara. Fren diskleri falan. Brembo mu? Evet. Arkası da böyle. Gene sert bir duruş var. Egzozlar falan bayağı iyi duruyor bu arada. Bayağı da sesli bir araba zaten. Şimdi 4-5 tane modu var. Yani geleneksele karşı bir marka. Yenilikçi bayağı o tarafta.
Ya bayağı yenilikçi de bir de spor odaklı gidiyorlar yani. Bakınca arabaya o zaman performans odaklı. Tabii tabii yani. Kompetitif dediğimiz kafa, sizin sevdiğiniz kafalar. Bizde çok uyuşan bir şey. O yüzden de sponsor olmuşlar sana. Benim ömrüm çürdü kompetitif oyunlarda. Hikaye bizim de öyle kardeşim. Biz de internet kafe simülatörde az buz kapışmadık müşterilerle. Sorulardan biri en sevdiğin simülasyon oyunu hangisiydi? Riglar. Başlıyoruz. O zaman ben kullanacağım. Hadi götür o zaman hadi. Sen bize. Konuş. Pazartesi salı. Yok size demedim. Kim var burada? Tamam geliyor. Koltuklar bayağı sport koltuk bu arada. İyi kavruyor değil mi yanlardan? Evet iyi, belim için çok iyi. Abiler bir tek tek konuşalım. Önce Tuğkan. Deneme pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, Kanka. Cumartesi, pazar. Deneme pazartesi, salı, çarşamba, Max Payne, perşembe, cuma, Kanka, cumartesi, biraz pazar. Biraz daha gür konuşabilirsin. Pazartesi, salı, çarşamba. Tamam, süper, kayıttayız. Go, yavaşça yola çıkabiliriz. Ya, evet geçtim bakalım direksiyon başına. Nasıl hissiyat? Vallahi hissiyat güzel. İlk dikkatimi çeken harbi racing koltuk oldu yani. Bayağı beli güzel. Kavruyor, beli kavruyor değil mi? Beli çok iyi kavruyor. Sırt problemin için. Fıtığıma özel 10 numara 5 yıldız. Güzel. Abi şimdi hızlı ilerleyeceğiz. Bazı şeyler hazırladı bizim ekip böyle. Tamam. Bir kelime söyleyeceğim. İlk aklına geleni söyleyeceksin. Aman ha, korkma. Tamam korkmam, bir sıkıntı yok. Tamam okey. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım. Aynen, tek kelime. İlk aklına geleni söyle. Saruhan. Aşk. Ultima. Eskiler. Unlost. Kral. Twitch. Eyvallah. Yayın. Limon tayfa. Dostluk. Noobstar. İlk çıkış. Rigrat. Aşk. House of Gamers. Sen aşk dolu bir adamsın. Keder. Zaten. YouTube. Karınca çiftliğim. Vay. Ben senin eski izleyicinim oradan, biliyor musun? Aynen. Bayılarak izliyordum o videoları ya. Ama yüzünü göstermiyordun orada çok sen. İzliyordum Johnny. Instagram. İlk aklıma geleni söyleyemedim bak Instagram'da. Kapandı değil mi Instagram'a bugün? Evet senin. Bugün öyle bir şey yaşadım. Adam Instagram... mavi tikle hesabı kapanmış. Enteresan, böyle pat dedi gitti, bir anda askıya alındı, tak diye de açıldı yani, anlamadım bir şey oldu orada. ama Instagram anılar. E-spor. İlgi alanım dışı. Fireflux diyecekti. Fireflux diyordum. Geldi. Dedim demeyeceğim. Cupra. Performans. Karınca çiftliğim. Çocukluğum. 300 Spartalı. Özel bir yayın anı. Namık Ekin. Komando. Reddit Place. Vatan kurtarıldı. Arkadaşlar beyazlar Hilal'i ve Yıldız'ı savunun. One, go with the chat, go, with the chat, go, 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 everybody go, everybody go, everybody go, everybody go, everybody go, everybody go, red rainbow, red rainbow, red rainbow. Oyun? Oyun. Oyun Warband. Film? Braveheart. Steve. Bunu bipleyerek koyarsınız artık. Evet. Abi şimdi o Steve'in hikayesini ben bugün öğrendim ama inanılmaz bir insanın gol yeme hikayesiymiş. Bak bu oyunu bile böleceğim. Onu bir anlatır mısın bize? Oğlum ya? İnsanlar Eyşan dizisini izledi. Bir sürü dramatik şeyler izlediler. Ben onu işte çocukluğumda 2000'li yıllarda 2001-2002 döneminde 7 aylık bir oyun arkadaşım tarafından yaşadım. Kardeş gibiydi ama değil mi oyun arkadaşı olarak? Ekürim düşün ya. Ekürim, sürekli birlikte oyun oynuyoruz. Ve adam 7 aylık dostluğun arkasından 3-5 item için bana plan kurup üzerimdekilere çöküyor. Fight anı nasıl oldu, ben orayı? Fight olmadı. Tuzak kurdu bana. Abi ev aldım, vendor aldım, bak bir git istersen dedi. Bana rune verdi. Runebook'a ekledim. Teleport oldum. Bug'ın içinde doğdum. O da oradaydı böyle. Başladı bana büyü atmaya. Ondan sonra ben gülüyorum hala. Inox'lar falan patladı. Inox'lar, kalvaslar, korporlar yapıştırıyor böyle. Dedim ki oğlum yapma falan, bak öleceğim. Hani ölürsem... Şaka yapıyor sanıyorsun o tabii, anda. Altında da aylarca yemek verdiğim ve parayla aldığım Freysian diye bir binek var. Freysian yani. Black Mustang at bir şey. At öldü mü gidiyor. Ben öldüm lan diyeyim, hani restler yine canlanırım. Abi o ata vurmaya başladı ya. O an bir de ölünce küfür etsen de yazsan da o diye çıkıyor sanki. Yazıları gözükmüyor, o çaresizliğim. O böyle ilk ihanet. Ve her şeyi aldı ve o aldıklarıyla giyinip gezdi herif etrafta falan. Of, çok kötü bir anda görsen ya. Görsen ne söylerdin ona? Bir şey söylemem ki. Fiziksel ne kadar şey yapabiliyorsam her şeyi yaparım adama. Eko var. Abi Eko var. Evet Eko var. Kim seni? Toksiklik. 2023. Bir öncekinden daha kötü. Huzur. Hayvanlar. Aşk. Şşş. Evcil hayvan. Şimo be. Tamam. Şimo. Yemek. Hamburger.
Spor. Asla olmayan. Fireflux. Yazmışlar buraya abi, ne yapayım? Çok iyi bir e-spor takımı. Alt F4. Alt F4. Gıcıklık. Kamp. Kamp. Atik ailesi. Vallahi aklıma o geldi, biliyor musun? Ya şimdi aslında burada ilk akla geleni söylemek harbiden en doğrusuymuş. Evet. Ben otomatik olarak ister istemez daha düşünüyorum. Daha mantıklı, daha evet, yani politik böyle. Şu an belki kamera olmasa bam gün bir şeylere girerim yani. Ayıp olmasın da yapıyorum, onu yanlış anlaşılmasın. Çok güzel. Şimdi o mu bu mu oynuyoruz? O mu bu mu oynuyoruz? Elma mı armut mu gibi geliyor. Twitch mi YouTube mu? Burada biraz detay isteyeceğim sana. Evet, bu şimdi öyle anlık olmaz. O mu bu mu? Vallahi şu anki kafama göre, şu anki yaşıma ve tüm birikimime göre YouTube. YouTube, evet. Belli başlı sebepleri var. YouTube'da daha özgürsün ve stresin biraz daha az. Elleri bırakmayalım da gene. Ne o? Abi ben dizimle Metin'den kullanıyorum ya. Kupra modunu alayım mı harbiden? Bir merak ettim ya. Kupra modunu al ama bekle. Uçacağız yani. Araba modlarına, sürücü yerler arasında şu mu? Hazır mısın? Hazırım. Cup Racing'den geliyormuş Cupra. Cup Racing. Kaç beygir bu ya? 320. Ciddi misin? Kaç yıllık şoförsün? Onu da bir sormadım da videoda. 18'im, 16'mdan beri tamam. Aktif kullanıyorum. Şimdi bir sakinleyeceğim, merak etme. Bayağı güzel gidiyor. G'yi hissettiriyor mu? Çok güzel gidiyor. Yani mesela şu oluyor genelde. Aşırı fazla zorlayıp genel olarak içeriklerini unut, detaylarını unut. Hepsinin daha iyi yaşandı, baştan söylüyorum. Bir gün anlatırız bunları da. Adam yapılmaması gereken her şeyi yapıyor. Senin artık evinin içine kadar kafasını sokmaya çalışıyor. Daha sonrasında sabır tükenip artık tepki verme aşamasına geldiğin zaman da sana zarar vermek veya seni kötülemek veya sana küsmeye doğru gidiyor. Üzmek için her şeyi yapan olabilir. Aynen öyle, ve senin hakkında da kötü şeyler konuşuyor. Ama genel olarak en şaşırdığım konuyu soracak olursam, benim hayatımla ilgili yapılan eylemleri boş ver. Hayal kurarak senin hakkında uzun uzun yalanlar söyleyen insanlar çok var. Kötü. Ve onu ulaştığın zaman yok oluyor adam. Onu ben de çok yaşıyorum. Her şeyini siliyor, her şeyini kapatıyor falan. Senaryo yazıyor senin hakkında. Olmadık bir şey yazıyor. Ona çok şaşırıyorum hala. Bir insan niye bunu kırıyor yapar? Kırıyor insanı ve insanlardan soğutuyor biraz değil mi? Yani. Ama evet, çok çok soğutuyor. İşte tahammülün azalıyor işte böyle şeylerde. Güvenin kırılıyor. Ama en böyle yani rahatsız olduğum şey, ilk başlarda yaşadığım. Yine beni tanıyorum diyerek evime gelip bisikletini bir yere park edip sonra benim merdiven boşluğumda oturup saatlerce beni evde hapseten bir izleyicim vardı. Sonra yayında da bir gün gelip bana fırça atıp bana küfür etti. Hani, bu hastalık seviyesi artık. Evet yani. Bu artık hastalık seviyesi bence. Bunlar sürekli yaşadığımız şeyler zaten yani. Özel şeylerim. Çok daha kötüleri var, anlatamıyorum maalesef. Evet evet, bazıları hakikaten çok in baba. Yani benim savcı önünde açıklama yapmak zorunda kaldığım tonlarca şey yaşadım ben. Oo. Tabii. Peki FIFA mı PES mi? İkisi de değil benim için. Yani ben çok futbolla sevmiyorum ama oynasam PES oynarım. LOL mü Dota 2 mi? Bildiğim için LOL. Ama eyvallah. Dota 2'cilerin olayı farklıdır, onu da biliyorum. Eyvallah, eyvallah. Yay mı silah mı? Aa, silah ya. Silah mı? Evet. Mortal Kombat, Street Fighter. Street Fighter. Çocukluğumun Atari oyunu olduğu için. Şimdi güzel bir soru var. Red Dead Redemption'daki tarihi Batı Amerika mı, yoksa Witcher serisinin fantastik ortaçağ Avrupası mı? Hangisinde yaşamak isterdin? Hangisinde yaşamak isterdim? Direkt Witcher'da yaşamak isterdim. Oo. Tabii. RDR'i oynamadım bu arada, full hikaye. Ama konsept olarak ben daha medieval, böyle daha ortaçağ, evet, daha fantastik. Tecrüben şeyleri var diyorsun, hayatta kalırım orada. Önceden de yaşamıştım var ya. RP'sini yaptım. Bannerlord Server'ı? Bannerlord Server'ı yapılıyor. Yapılıyor. Her şey yapım aşaması. Abi evet. Ya Bannerlord çok anlık oldu ama şimdi Eightborn daha ağır basıyor. Riggrat daha ağır basıyor tabii. Onu birazcık pauzladım yani. Yani çok da zaten olay bir şey değildi. Saruhan Kaya mı, Bora Köz mü? Saruhan Kaya. Otel tatili mi, kamp tatili mi? Ciddiyle düşün ama bunu. Ciddiyle yani düşünüyorum. Eğer ki tek başıma değilsem otel tatili. Tek başımaysam kamp tatili. Evet. Sadece ömür boyu tek başına oyun oynamak mı? Yoksa hiç oyun oynamayıp arkadaşların oynarken onları izlemek mi? İkisinden birini seçmek. Onları zorunda izlemek ya. Arkadaşlarım güzel oynarken izlesem her türlü oynamış gibi hissederim ya. Güzel. İkinci seçenek yani. İmkanım olsa şunu yapmak isterim dediğin içerik ne olurdu? Çok şey hayalim var. Böyle insanları kapıştırabilmek gibi düşün. Yani Survivor gibi düşünme ama
Hani hatırlarsın Acun'un çok eskiden böyle elle tutunduğu arabayı kapmıştı, elini çekme gibi içerikleri var ya. O tatla ya da egzotik hayvanları içeren yani tatla. Mr. Beast gibi mi biraz? Gibi ama öyle de değil. Bunu canlı yayında yapmayı çok istiyorum. Yani süre gelen BBG evi gibi düşün. Hı-hı. Aktif izleyebileceğim bir senaryoda bu yarışmaları dizayn etmek istiyorum. %100 gerçekçi bir yarışma. %100 gerçekçi. Kurgunun olmadığı. Böyle bir aklımda plan var. İkincisi de çok param olsa yapacağım ilk şey, o da çocukluk hayalim, bir lizard house. Yani tamamen egzotik hayvanların durduğu bir kurum, bir ev. Çözüldü mü o süreç? Bir sertifika bir şey alınıyor. Yok da. Yapabilirsin. Yani çok paran oldu mu şu an hayvanat bahçesiyle devam edip. Hayvanat bahçesi lisansı alacağım. Onun lisansını alıp sadece benim alanımdaki hayvanları tercih edebilirim tabii ki de ama bunlar da hep büyük süreçler biliyorsun. Basit süreçler değil ama hayallerin içinde bu var. Ama içerik üretmeyi soruyorsan keşke Amerika'daki yasal düzenle her türlü hayvanı çekip besleyip gösterebilsem. Tamam, inanılmaz bir haz ve keyif de alıyordun yaparken çünkü. Yani. Ya aşkım diyorum ya yani hani dünyadan kayboluyorum. Tamamen dertlerimi unutuyorum. İşte herkesin bir hobisi var ya. Ben o yılanla, yılan yumurtasıyla veya bir karıncanın yaşantısını izleyerek iyi hissediyorum. Ya ben kasa açan bir adamım mesela. Manyak bir açılım o, tamam mı? Yani evet. Yılan yumurtası paternleri var böyle. Bazıları 40-50 bin dolar ediyor herhalde çıkınca. Yurt dışında öyle tabii. Yayınlarda arada bir sana laf sokuyorum öyle işte. Millet kutu açarken CS'de biz yılan yumurtası açıyoruz. Şimdi yılanı açıyorum. Açamıyorsun ama açtım. Açamıyorum. Açtım. Bak bir yasak gelir sen de açamıyorsun. Yeni yayıncılara tavsiye 3 tane net. Oo, yayınlarda da aktif gelen. Bununla ilgili ben geleceğim sana. Nasıl yayıncı olunur diye bir video yapacağım. Birçok arkadaşa uğrayacağız zaten ama şimdiden yeni yayıncı olmak istiyor biri. 3 net tavsiye. Genelde izlenme dertleri ya oluyor bu, onu arttırmak için. Evet ya bu artık günümüzde zor. Zor bir kulvar. Eskiden belki bizim zamanlarımız hatta sizin zamanlarınızda çok daha kolaydı. Seçenek yok. Vardı yani. Seçenek yok tabii yani. Kendine ait hissedebileceği 3-5 tarzı insanı yakalayıp izleyebiliyordu insanlar. Sonra belirli noktaya gelindikten sonra da daha ufak çapta kendini, ufak çapta diyeyim yani yeni başlayan veya gelişme aşaması olan yayıncılar hep arka planda kaldı. Yoksa çok güzel adamlar var, evet. Çok eğlenceli adamlar var. Ve dikkat et artık izlenen insanlar da o yayıncıların ekiplerinden yine o fırsatı yakalayıp kendini tanıtma şansı bulan insanlardan devam etti ve öyle de devam ediyor. Yeni yayıncının şansı yok mu? Var ama zor. Burada biraz istikrar önemli. Yani devam ediyor olması önemli. Düzenli yayın önemli mi mesela? Düzenli yayın bence çok önemli. Çünkü bir şeyler yaşanabiliyor. Mesela sen düzenli yayın önerisi versen hiç kale almam mesela. Ama yok. Sen sonuçta düzenli yayınları yapa yapa bu seviyeye geldin ve bir noktadan sonra yapamaz oldun veya yapmak istemedin. O ayrı bir konu. Sıfırdan başlayan adamın düzenli yayını çok önemli. Bu bir. İkincisi de hatalar var. Onları yapmamaları lazım. Mesela bir anda kredi çekip dünya ekipman alıp yayıncılığa başlayıp hadi ben şimdi para kazanacağım falan demesi ekipman çok yanlış. Ekipman izlenme getirmiyor aslında. Yani getirmez abi. Benim de başladığımdan 15 sene önce bir tane internet kafe webcam'i olur ya abi. Yani benimki de öyleydi. Bir tane dandik çubuk mikrofon. Daha da eskidir. Çok çok eski yani. Çok eski. İlk kamera falan yani. Hiçbir şey fark etmiyor. Bir anda delirdi. Allah. Bir daha evet pardon. Öyle başladım. Basmaz, ben adrenalin seviyorum bu arada. Benden şey yapma. Yok sıkıntı yok. Soldan bir yapıştır ya. He? Bismillahirrahmanirrahim. Manyak ses geliyor arabadan. Çok güzel ses arabanın ya. Bayağı tatlı ses veriyor yani. Şimdi kapatıp da şey yap. Bu arada trafiğe kapalı alanda deniyoruz. Aynen. Aynen. Bu arada az önce bastım ama hız sınırını geçmedim. Evet. Pardon sözünü kestim. Yayıncıya başlama oluyor. Evet, bizim zamanımızdaki imkanla ben de başladığımda mesela PUBG açıyordum. Oynayamıyordum yani. FPS drop yaşıyordum. Toplama bir bilgisayardı. Yani şans bize güldü. Belki diyorum ya dönemsel bir şeydi. Bir sürü unsur var ya. İnan bunun bir kuralı yok. Bir de hep söylediğim bir şey var abi. Kendiniz olun ya. Yani sen kendin olup da bir şeyler olabiliyorsan o kıymetli zaten. O kalıcı da oluyor. O kalıcı olur. Ona ekstra enerji sarf etmek zorunda da kalmıyor. Tabii. Anlaşılıyor da zaten. Oğlum zamanında yayında ne espriler yapacağım diye düşünen insanlar tanıyorum ben. Yani olmaz abi bu. Olmaz yani. Bir yere kadar tutar seni. Patlarsın. Gibi gibi bunlar. Ön hazırlık yapıyor musun yayınlara mesela? Hayır. Ben direkt bamlıyorum.
bazen şey yapıyorum. Ama içerik düşünme kısmından bahsediyorum. Tabii tabii, bazen kendi aramızda konuşuyor arkadaşlar. Bunu ben bunları oynayacağım da yani zarar mı millet? Çünkü kitle büyük olduğu için herkesi bir noktada memnun etmeye çalışman lazım. Ya hani hep şey diyoruz ya, ben bugün bunu yapmak istiyorum, istemeyen izlemesin. Öyle olmuyor. Ya öyle olmaz. Dikkat ediyorsun ona, özen göstermek zorundasın işine saygıdan dolayı. Doğal olarak bazen böyle bugün bunu oynarım, bugün bunu oynarım. Güzel de olur. Ya insanlar çok tekrarlı düştü, biraz bugün bir yarışma düzenleyeyim. Bu planlar küçük yapıyorum ama yayına girmem benim bazen şey oluyor böyle. Ayakkabımı ayaktayken yayına giriyorum. Orada çıkardım. Masamı yayında temizliyorum falan. Yani çok kurgu hiç bende yok yani. Zaten yayıncılıkta kurgu yapamazsın. Yok yapamazsın yani. Şimdi eskiden senin bir klanın vardı. Knights of Sven diye. KOS. Evet, Knights of Sven. Var mı yeniden kurma planı? Yok. Bir gün bir yerde. Keşke. Onun da zaman bayağı aslında e-spor gibi değildi tabii o zaman, çok eski yıllar, ama müthiş eğlendiğimiz ve müthiş çalıştığımız, iyi oynamaya çalıştığımız, Avrupa turnuvalarına mini çaplı katıldığımız güzel bir serüvendi. Zaten benim ekibimin çoğu üyesi evet, oradan kalma. Naneler de orada. Tabii hepsi ya, onlar 12 yaşındaydı, daha bebeydi yani. Ben bile çok gençtim. O çok kıymetli ya, geçmişten gelen dostlukla beraber iş yapabiliyor olmak. Evet, güzel. Zordur. Ama şu anlamda zor. İnsanlar çok değişken ya. İşte eskiden gelmenin ve birlikte büyümenin. Sonuçta mesela onlar hep beni gözlemleyerek büyüdüler. Benim davranışlarımı, fikirlerimi dinlediler. Bakış açılarımı biliyorlar. Evet. Bu doğru veya yanlış fark etmez. Ama o klancılık dediğimiz form oluşuyor. Ona da sadık kalıyorsa insanlar zaten o kıymetli olan oluyor. Sadıklık çok önemli. Önemli. Onu bulabilmek. Benim için de yani. Ben de karşıma ve karşının da bana olarak böyle bir gidiyor bu. Çünkü yaşadığımız ve yaşayacağımız her şey belli dönemi besleyen şeyler abi. Ama dostluklar baki ömürlük kalmalı. Tabii. Bugün ben ne bileyim böyleyim. Bugün bir başkası böyle ama bir sene sonra böyle olmayabilir. Ben mesela en çok izlenen yayıncıyım değil mi? Kaç senedir? 5 senedir. 5 senedir seneye. Yarın bambaşka biri çok izlenebilir ve ben artık yok olan ve bir olacak da sonsuza kadar kimsenin... Ben fazla bile durdum. Bak vallahi diyorum. Ya bence... Kaç sene oldu oğlum? Yani bir yerde biteceğim. Ama sahip çıktın sen. Yani ya, götün kalkmadı, salmadın. Ama işte izleyici de sahip çıktı. Belki o yüzden. Onun sebeplerini bilemem yani. Ben kendim burada övemem de. Ama bir noktada bu bir değişecek. Geniş araçtan girelim ya. Geniş. Aa, dikkat et abi, burada yok, yok ya. Bariyere. Bariyere bir girme operasyonu yaşanıyordu. Yani günün sonunda her şey gelip geçici. O yüzden o bağlara ve paylaşımlara sadık kalmak çok değerli. İnsana sadık kalmak çok değerli. Soldaki mi bizimki araba, sağdaki mi? Sağdaki. Sağdaki. Sola doğru git bence, bariyere doğru gitmek. Aynen, yok, yok. Bariyere yakın gitmek lazım. Arkadaşlar launch kontrol deneyimliyoruz. Heyecanlı mıyız? Vallahi ben ikiniz... çok heyecanlıyım. Başlıyorum. Da. Oy! Ananı avradını! Oy! Vay anasını satayım be, çok iyi. Yapıştım arkaya of, var ya. Of süperdi. Hız gülüyor bak arkada. Evrim var arkada. O adrenalin var ya, harika bir şey ya. Vay be. Oy. Ulan Cantu kabak seni ha. Ne güzel adrenalin, bir de çok garip iyi bir şey. İyi salgılandı bende şu vallahi anda. Valla ben şu arkadaşlar bir paçalarımı temizleyip. Abi süper. Gerçekten süper. Hissiyat da çok iyiydi. Ve çok performanslı oğlum. Biz ödül aldık bu sene bu arada. Ne ödül aldınız? Sosyal medya ödülü işte. Bir Cupra sponsorluğunu tanıttığımız bir reklam filmi yayınlanmıştı. Tanıtım filmiyle ödül tanıtım aldınız. Tanıtım filmiyle aa, bayağı prestijli bir ödül aldık. Yani şeyden gurur duyuyorum. Sponsorlar genelde sıkıcı garip isteklerle gelir ya böyle. Şunu paylaş, en çok beni göster bilmem ne. Evet. Abi Cupra sessiz, sakin, baskı yok. Bir de abi adamlar belli hani vizyon sahibi ya, o çok değerli bak. Evet. Ya bunu da objektif yorum yapacağım bu arada. Bu videonun içerisinde izleye değil. Gözlemliyorum buraya geldiğimden beri. Hep konular şey böyle hani spesifik noktalarla ilgili, keyif kısımlarıyla ilgili. Evet yani. O çok değerli spor bence. Tebrik edilecek bir konu. Ödül de hayırlı olsun bu sağ arada. Sağ olasın. Deneyim de çok iyiydi bu arada az önce. Valla ben hala bir pompalandı yani. Var. Çok tatlı. Güzel. Ben de alacağım bir tane herhalde bugünden sonra. Var mı? Soruları bitirdin mi bu arada? Sorular var da. Ben şey salgılandı. Hoşuma gitti ya soru. Sorular değil mi? Soru severiz biz yayıncılar sever olarak. Varsa yani. Hani... Yemek yerken ne izliyorsun? Yemek takip ettiğin YouTube kanalları ne senin? Abi bak ben hep bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılıyor. Bazen kızıyorlar bana ama ben çok Twitch izleyen ve YouTube izleyen biri değilim. Ben de öyleyim de yemek yerken bir şey izlemiyorum. Yemek yerken oturduğum an mutlaka bir şey açarım.
o an ne denk geliyorsa, YouTube'dan ne karşıma çıkıyorsa, bazen kamp videosu, bazen başka platformlardan, ne bileyim, örnek vereceğim. Konuşanlar açtığımda oluyor. Dönüp Cem Yılmaz'ı açtığım oluyor. Ama hepsinden böyle 9 dakika, 10 dakika izliyorum. Öyle öyle döndürüyorum. Yani mutlaka bir şey izliyorum ama. Batıl inancın var mı? Yani totem gibi mesela. Ciddili soruyorum ama bunu. Yani yok ama çok standart bizim kültürümüze ait olan batıl inançlar var ya. Bende de var onlar. Mesela aklıma kötü bir şey geldiği zaman mutlaka tahtaya vururum. İşte aman şunu yapmayayım, döner dolaşır beni ama bulur. Ama içtenlikle yani inanarak değil aslında, değil mi? Yani ya bence inanıyoruz. Ya bence inanıyorum yani. Hani gerçekten bir şey olduğu zaman onu yapmadığımda zıttı olacak gibi hissettiğim oluyor. Çok saçma da bulsam bazı şeyleri. Ama ona alışmışım ve öyle yapıyorum. Kültürüm onu yapmazsam, bu şekilde geliştiği için. Yani mesela vurma var ya, hani o tahtaya vurulur derler. Niye bilmem. Eğer çevremde metal, her şey metalden plastik oluşuyorsa mutlaka tahta vururum. Oha. Yani bu ama böyle şey, yani kimse fark etmez bunu. Ben böyle Allah korusun yaparım. Bakarım o an tahta yok mu, bulurum bir yerden yani. Öyle durumlarım var. Senin var mı mesela? Ben hiç bu arada sana bilhassa soru aynılarını evet, sormuyorum. Sen bana sor biraz da ya, atıyorum ben bu kağıtları. Tamam, o zaman hep merak ettiğim bir şey var, onu soracağım. Ne bugüne yani kadar... Bugün o FPS kandırmaca mıydı? Dermişim, hayır. Ya ne zaman FPS arttırımı yapsam senin sistemde bilgisayarım çöküyor Cantu. Baba sen yayınımda geçen gün söylemişsin. Ona bak bozuldum ve şaşırdım. Öyle söyledim sen onu. Ya makara yapayım da. Ha dedim ulan. Sizin ekipten biri benim videoyu yapmış da bilgisayarın bozulmuş falan. Gerçek mi o hikaye mesela? Attık bilgisayarı. Anakartı yandı. Yok ya ama o çünkü biraz... bunlar internette ağır dalga geçiliyor. Ama tamam bu meme olduğu için meme, ben internet söylüyorum. İnternet meme oldu bu. Aynen, bende de anı abi, 20 milyon kişinin bilgisayarını hızlandırdım ben 10 senede çeke çeke. 20 milyonun kaçının bilgisayarının anakartı yandı? Şaka yapıyorum. Ya bizimkiler onu denedi, bir kendi aramızda goy goy dönmüştü. Bir şey yarıyor mu? Onu senden de alayım da ben yaradığını. Ah yarıyormuş diyeceğim yani. Derdim. Ben hiç yapmadım. Sen zenginsin, yayıncısın. Makinelere güzel ihtiyacın. Hayır. Ne alakası var? Şimdi işim mi olduğu için öyle? İlk başta keşke o videoyu önceden, yani benim yayıncılığa başladığı zaman görseydim ya, deneseydim ve bir şey söyleyebilseydim. Şimdi arkadaşımsın diye oğlum 10 numara oluyor. Yarıyor. Bunu bu arada bir tane çocuk videosunu çekmiş. Anlıyorsun FPS hızlandırması işe yarıyor mu diye. Ve sonuç olumlu mu? Evet. Videoda da evet yarıyor diyor zaten. Kaç diyor para verdin o çocuğa? Hiç para vermedim. Ben çok ciddi cevaplar veriyor muydu? Hiç para vermedim. Ya bu evet o video hassas noktam benim herhalde. Evet sen anlıyor musun peki? Abi yok. Ne çok... anlayacağım ya. Ha. Ya o şey iyi niyetle yapılan bir şey. Çünkü bizim ekonomik durumu biliyorsun. Milletin makinesi maalesef yok. Cep telefonunu zor alıyorlar. Bilgisayar olanın da takoz oluyor genelde. Ya o adam bizim almasın diye. Bilgisayar sattığımız dönemde çektik yani. Bilgisayar markam da var benim. Normalde evet. Bilgisayar sattığım bir dönemde onu yapmaman lazım. Bunlara ihtiyacınız yok. İşte bilgisayar bu falan demen gerekiyor. Yok canım, sıfır ticari orada. İhtiyacı olan onu alsın. Yok şaka bir yana, ben baya şeyler duydum hep canım. Yani onu yapıp da kullanan abi iyi oldu diyen çok insan duydum. O bizim ekibin içindeki bir miyim. Biri bir şeyle uğraşıyordu bir saat, onu yapıyordu. Bir gün gelemedi. Ben sana aslında soru soracaktım bir tane. Aha. Merak ettiğim bir şey var. Bilgisayar konusu okey burada. Aha. İşin goy goyu. Ama ben hep ucundan döndüğüm bir senaryoyu anlatacağım sana. E-spor. E-spor yaptığın için, ki senin alanın, ben hiçbir zaman benim alanım olmadığı için dalmadım o işe. Evet. Çünkü zaten başka uğraşlarım da oluyor. Hani o yani bir ilgi alaka. Yani uğraşacaksın daha zaten. Evet, ilgi alaka isteyen bir konu ve tecrübe, bilgi isteyen bir konu. E-spor nasıl gidiyor yani? Mutlu musun o işi yaptığın için? Valla e-spor çok zor bir iş. Acayip stresli bir iş. Türkiye değil, dünyadaki birçok kulüp batık. Ama gelişen ve büyüyen bir alan. Yani şöyle söyleyeyim sana, futbolda 90 dakikada bazen bir gol, bazen iki gol oluyor, bazen hiç olmuyor ya. Şimdi Valorant'ta 60 saniyede 9 tane aksiyon oluyor mesela. Bu daha ilgi çekiyor. Gençlerin daha çok ilgisini çekiyor. İzlenmeler artıyor sürekli o yüzden bu tarafta. Yani anlık 1 milyon izlenen e-spor turnuvaları oluyor. Var. Bizim ülkeye de geliyor. Ya geç yansıyor ama buradaki kulüpler de çok değerli olacak. Çok değerli işler yapan kulüpler var bizim ülkede de. Biz oyun sevdalısıyız. Zaten ben işte ilk Half-Life klanını 2002'de falan kurdum. 2002'den gelme. Senin Ultima dönemiyle aynı şey aslında işte. Evet, aşağı yukarı. Bannerlord'larla aynı şey gibi. Oradan beri rekabetçi oynuyoruz. O zaman e-spor diye bir şey yoktu. Mousepad verirlerse dua ediyorduk turnuvaya kazanınca. Doğru. Oradan buraya geldi abi şimdi. Mesela PUBG Mobile'de biz 6 milyon dolara yarışıyoruz bu sene. Yok mu ya? Tabii. Yani çok fazla ödül havuzu var ve geçen sene dünyada 6. olduk. Çok iyi. Bu sene kadroyu da yeniledik şimdi. İşte yeni koçlar, yeni oyuncular. İnanılmaz bir yere gidiyor. Ya yani çok büyük bir heyecan var, tutku işi. Ve hala aynı keyfi alıyorsun, zevk alıyorsun. Yani getirisi götürüsü hesaplandığı zaman sadece maddi açıdan değil, her açıdan
hala keyif aldığım bir iş ve ana işim. Abi yani. Değişik bir hormon salgılatıyor. Yani senin takımın olup gidip bir yere şampiyon olduğunda of. Onu izleyicilerinle beraber izlediğindeki an var ya, o hiçbir şeyden almıyorum ben bu hayatta. O heyecan abi. Evet yani o keyiflidir cidden. Ama bu çok nadir oluyor. Onun dışı full stres. Yani bir oyuncu düşüp kolunu bacağını kırabilir mesela. Özel hayatları, finalde. Sıkıntıları, evet. Keyifli olmaları. Aslında şeyi yapmaya çalışıyorsun. 5 kişinin tek bir organizma gibi aynı anda düşünüp planlaması gerekiyor iyi oynamak için esporda. Onu oluşturmak için kulüp olarak destek vermeye çalışıyorsun. İşte biz akademiler kurduk. Yurt dışına bir sürü oyuncu gönderdik yurt dışındaki kulüplere. Çok güzel gidiyor hayatları da. Onunla gurur duyuyorum. Kendi başarılarımız işte Mobile Legends'ta mesela dünyada 8. top 8'e girdik. Çok iyi geçen rakamlar ya. Ya işte o da emeğin ya da işte o organizasyonun bütün o becerilerin, bütün o anların eseri oluyor yani ödülü oluyor daha doğrusu. Ya şeyi seviyorum. Umarım ben daha orada. Da iyi yerlere gidiyor. Çok sağ ol. Biz bir oyuncuyduk ama abi destek yoktu. Ben bilgisayar hızlandırmayı kendim buldum. Çaresizlikten, parasızlıktan yani. Oyun oynayamıyordum. 20 FPS alıyordum. Nasıl düzeltirim bunu dedim. Ayarlar varmış. Oradan çıktı o videolar falan. İşte tamam. Onu da yani geçmişte yaşadığın ve deneyimlediğin için bunu hala yaşayabilecek insanların olduğunu bilerek böyle eylemler atıyorsun. Bu yani. Sefer ama destek verme imkanımız var abi. Evet evet, o açıdan çok değerli işte. Yani o yüzden kardeşim gibi de seviyorum içerideki oyuncuları yani. Hani satranç oynuyoruz, masa tenisi oynuyoruz, bilardoya gidiyoruz. Arkadaş oluyoruz bir taraftan yani. Onun dışında çok stresli bir iş. Oyun oynuyorsun çünkü. Yani o mavi dalga sağa attı mı ölüyorsun. Bitti. Ha, bütün yatırım da boşa gitti. Her şey boşa gitti. Öyle bir heyecanı var. Çok stresli ama. Onun dışında işte sponsorluk kısmı çok güzel oluyor e-sporun. Gelecekte daha da iyiye gidecek. Taraftarın oluyor. Mesela Anos'ta da içerik oluyor. Watch party yapıyoruz. Maçları izliyoruz. Ya birçok zaten e-sporla uğraşan tüm yayıncılar da bunu yapıyor ve bu keyifli bir şey. Yani bu şey gibi kendi açtığın sunucuda RP yapmak gibi aynen, bir şey geliyor bana. Aynen. O hazzı bilirsin aslında evet. İşte. Keyifli bir an. Ben e-spor hep bana söylediler çevremden değerli şeyler geldi. Hani kulüpler yap. Çağırmıştır. Gel, kulüpler çağırdı. Evet onlar da oldu. Hep böyle bir ulan ben de şey var biraz. Abi her şeyi atlamak zorunda değilsin. Her şeyi yapmak zorunda değilsin. Bu senin alanın değil. Başarısızlık veya başarı arzusu durumu var ya. Hani hakim olmayacağını anlamadığın konulara dalma. Onu anlayanlar yapsın. Ya öyle gene bir oyuncu adamsın. Çok demem ama rekabetçi çok oynamadığın için. Tabii. İşte full rekabet üzerine ilerliyor. Yani CS'de tokatlarım seni ama çok da. Hemen VS atalım bir tane. Şu an bir ara karşılıklı ikisi oyunu oynuyorduk ya. Evet. Atımı çalmıştın hadi adam. Abi at hırsızına çıktı adım ya adam. Abi koca bir dünyada rastgele gidiyorum. Kulübenin yanında bir at gördüm. Atı aldım. Tuğkan kulübeden çıktı. Adım at hırsızına çıktı. Adamın atına çökmüşüz. Burası katamaranların bölgesi. Katamaranların bölgesinden gidiyorum ben o zaman. Bayağı çaldın abi. Yani hiç öyle denk geldim de aldım değildi. Yoksa bayağı şey gibi, Steve baka. Gibi mi oldum ya? Yok lan. O kadar küfür yemek çok başka bir şey. Bu arada ev yoluna da girdim ha. Valla güzel gezdik. Adrenalin yaşadık. Adrenalin de yaşadık. Kahvemizi içtik. Evet. Muhabbetimizi ettik. Sorularımızı sorduk. Teşekkür keşke ederim geldiğin ya için. Ya ben teşekkür güzel ederim. Güzel oldu özlemişim. Güzel oldu, keyifli oldu. Böyle ben araba muhabbetlerini de çok seviyorum aslında. Araba kullanmayı da sevdiğim daha için. Daha güzel bir şeymiş. Solid, kapalı, küçük bir ortam ya böyle. Doğal akışı bir de yani. Hani tatlı, ben seviyorum. Ya böyle mesela gideceksin uzun yol yapacaksın anladın mı? Hı-hı. Ama yine tekrardan teşekkür ederim. Soruları özenle hazırlamışsınız. Aslında çok soru vardı ama hepsine tabii bakamadık. Bir dahakine yetişeceği artık. Kadar güzellerini sordum zaten evet, ben. Güzellerini eledim. Şimdi gidip kike geçiyor musun demenin manası yok yani. Gerek yok. Gibi, böyle. Aynen o kısmet o işler. Ya onları hep beraber bir gün yayında konuşuruz diyerek doğuş diyeyim. Yok ya bu böyle işte millet tribe giriyor ya gizli tutayım falan. Bende öyle bir şey yok. Değerlendirirsin. Mantıklı geliyorsa geçersin. Öyle canım. İzleyici seni desteklemek istiyorsa destekler. Böyle bir karar. Ama şu aralar öyle bir furya var. Herkes o tarafta. Var. Ben de konuşuyorum. Ben de datalaşıyorum. Bakalım kısmet abi hayırlısı oluyorsa, doğrusu oysa, olması gereken oysa o olsun. Çünkü ben bugüne kadar platform değiştirmedim. Evet. Bilmiyorum ne yaşayacağımı, ne teklifler geldi, neler oldu. Hepsini reddetmiştim. Mantıksız gelen şeyler vardı. İzleyici odaklı düşündüğüm zaman rahatsız eden şeyler vardı. Şu an anladığım kadarıyla en mantıklısı bu geldiği için insanlara sorgusuz sualsiz geçim var. Bir de Twitch abi yalnız kaldı, kimse yok ya. Evet. Hiçbir mu? Zaten sıkıntıdaydı, iyice sıkıntıya düştü. Çalışanı yok ya. Yani çok garip, tarlada gibi hissettiriyor değil mi bir bazen? De benim en üzüldüğüm şey var, onu söyleyeyim. Videoyu öyle kapatalım. Abi, hadi az çok bilinen bizler için okey. Zulüm ama okey. Burada yeniden sıfırdan başlayan insanlar sormuştun ya. Yetmez. Para kazanamaz abi. Kazanamaz yani. O mesai, o şeye
asla ve asla teraziye koyduğu zaman karşılığı değil, harcanırlar. O sebeple bu bence sadece yayıncıların derdi değil, büyük yayıncıların derdi değil, herkesin derdi. Bu konuda da pek de bir politika yürüttüklerini düşünmüyorum Twitch'in. Böyle başıboş bir yıldır takılıyoruz yani. Çok tatsız orası ya. Çok tatsız. Vallahi öyle. Ama öbür yerlerde genelde bir hevesle açılır. Parayı yağdırırlar yayıncılara. Bir hevesle de kapanır. Bütün yayıncılar da geri döner. Aynen. Olduğu yere. Ya kürkü dükkanı Twitch yani, öyle söyleyeyim sana. Ama başka yere şans vermedim mi de bu sorunlar belki de hiçbir zaman düzelmeyecek. Hı-hı. Göreceğiz hep beraber, izleyicilerle birlikte de yayıncılarla da birlikte göreceğiz ne oluyor ne bitiyor. Ben de bilmiyorum yani. Öngördüğüm tamam. Bir şey yok. Benim bu diyalogdan anladığım %83 falan. Senin ne o, geçiş mi? Ya ben geçmek isterim. Mantıklı doneler üzerinde tartıştığımız şeyler sonuçlanırsa geçerim abi, evet. İzleyicime dedim. Bunun bir ayıbı da yok bu arada. Niye ayıp olsun yani. Abi ya, Allah Allah, bir iş teklifi var burada. Değerlendiriliyor. Platform savunuculuğu yapan insanlar var. Ben onların platformu savunduğu için değil, doğrudan yayıncıyla, yayıncının para kazanmasına kızan tayfa olduğuna inanıyorum. Ama onlar da bizimdir, onlar da bizdendir. Öyle. Burada sadece kemküm yapıp, taktik yapıp, triplere girmenin lüzumu yok. Baba bu geldi, bu teklif güzel, mantıklı oldu. Benim de yaptığım şey bunun karşılığı olsun. Sen zaten yayıncıyı izliyorsun. İzleyen adam yayıncısını izliyor. Platform size uygun mu? Alışık olduğunuz arayüzlere mi sahip? Bunlar değerlendirilir. Geçer geçmez yani. Bu ayıplık bir şey yok bunda zaten. Hikaye bu. Vallahi güzel muhabbet oldu ya. Basmıyorum bak. Kural ihlali bir şey yapma. Bazen otoban faresine dönüşüyor. Anlık hissiyat. Pardon sözünü kestim. Bir şey dediğim yok. Kesiliyor zaten şey olacak. Videoyu final diyorduk basınca. Adam video bitmesin kesiliyor diye uğraşıyor. Tam böyle bay bay diyecek. Ben hep böyle kastırdım. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi yani. Seni de görmek çok güzeldi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu muhabbet, bu içerik de sizin için zaten. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırız, mutlu oluruz. Araba şakaları. kanala abone olabilirsiniz espor içerikleri için. Evet. Görüşmek üzere. Dikkatiniz dağıldı. Ne yapacak arkadaşlar acaba? Öpüyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Eyvallah.